Hocam hadi hadi. Gelinler beni bekliyor. Lütfen hızlı olalım. Acele etmeyelim. En güzel şekilde yapacağım ben. Ustam ben bunları masasının önüne koyacağım. Lütfen güzel olsun. Tamam. Acele etmeyelim. Üzerine de gelinleri yazalım. Yapacağız. Nerede? Eyvah. Aslanım geldi. Yetiştiremedik bak, işte. Bak nerede? Yok yok yetiştireceğiz. Gelin aslanım gelin gelin. Yavrucuğum ben kapıda kaldım. Kapıda mı kaldınız? Kapıda ben evde değildim. Nasıl evde değilsin? İnsan bir haber buradaydım. Verin. Çok güzel canım ben aldım hediyemle kapıda kaldım. Sen kasanın üstüne mi çıktın? Evet. Ben yardım edeceğim ustaya. Ben de bir çıkayım şöyle. Ustam kolay gelsin. Sağ olun aslanım hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi miyiz nasılsınız? Çok şükür sizleri sormalı. Sağ olasın. Oy hey maşallah ne yapıyorsun? Vallahi Konya'mızın yöresel lezzetlerini yapıyoruz şu an. Nefis. Şimdi o neydi o üstünde peynir olan? Bu Mevlana. Evet. Mevlana kıyma. Mı? Tabii. Hı, Mevlana'nın özelliği ne? Alt tarafta kıyma. Evet, kaburga etinden yaptığımız evet. Orta yağlı, üstünde de tam yağlı kaşar peynirimiz var. İkisinin birleşimi. Yağlı böyle bol yağlı bir şey. Tabii bu. En son evet. Sunumda da tereyağla servis ediyoruz. Oh tereyağı da koyduk mu? Tamam olur mu? Bunu yiyoruz Ramazan'da. Orucu rahat rahat tutuyoruz ha? Tabii. Evet. Çok tutar çünkü içinde eti var, peyniri var, tereyağı var. Ah bu gelin var ya bu gelin. Beni kapılarda bekletti. Kapıda kaldık, çalıyoruz. Aslanım ben söylemiştim, size unutmuşlar söylemeyi. Hayatım gecikeceğini nereden biliyoruz? Ay düşmeyelim, kasanın üstüne çıkmış. Kasanın üstünde bu ayol. Ha? Bir şey söyleyeceğim, bunun uzunluğu... Bu kaç metre? Şu an 1,5 metreye kadar uzunluğunu yapabiliyorum. Rekor kaç? Rekor 2 metreye kadar çıkar. Vay vay vay. Peki o zaman pidemize bir şekil verelim, pişirelim, evimize geçelim. Geçelim aslanım. Tamam evde gösterelim. Evde gösterelim. Sunum masasına mı koyacağız şimdi bunları? Evet sunum masasına koyacağız, üzerine de gelin evi yazacağız. Oh, şey iftarı ısıtabilir miyiz? Isıtır tabii ki. Ha fırına atırız ısınır. Sıcak sıcak olur yeriz. Tamam masa sunumunda daha başka lezzetler var mı? Var tabii ki. Tamam o zaman. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ettim aslanım. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay hayırlı gelsin. İftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür diliyorum. Ediyorum. Hadi bakalım. Rica Etli ekmek şöleninin ardından gelin Merve gelinin evini hep birlikte gezelim. Klasik ve avantgarda harmanlayan şık şıkırdım salon. Siyah beyaz modern bir masal olan mutfak. Ve gold detaylarla aydınlatılmış pırıl pırıl bir yatak odası. Merveciğim yani seni etli ekmek yapımından almasam gelmeyecektin gibi geliyor bana. Güzeldi aslanım. Hı, güzel bir tecrübeydi. Arada evet. Gidiyorsun herhalde sen böyle. Yiyorum da çok o kadar... Herhalde fırına girmiyordun o kadar, arka tarafa. O kadar gitmiyordum o tarafa doğru. Hep ön taraftaydım. Peki, ben. Ne iş yapıyorsun Merveciğim sen? Hemşireyim aslanım. Halihazırda yapıyorsun. Ne evet. Hemşiresi? Bir özel sektörde bir yerde çalışıyorum. Hala çalışıyorum yani o işi. Hayır, yoğun bakım hemşiresi misin? Yok, özel acil sektörde mi? Küçük bir yerde çalışıyorum. Ha, küçük bir yerde çalışıyorsun. Peki, eşin ne işle meşgul? İnşaat malzemesi. İnşaat yapıp satıyorlar. İnşaat karışık. Yapıyorlar. Hem malzemesini satıyorlar hem de yapıp satıyorlar. Ha, ev sizin mi? Bizim. Hmm. Siz mi yaptınız, sattınız o evlerden? Yok, malzemesini biz verdik. Malzemesi, o zaman ucuza almışsınızdır vallahi. Orası benim babam biliyor, ben bilmiyorum. Ay, 7 aylık evlisin daha, çok gençsiniz. Evet, kaç yaşındasın? 21 yaşındayım aslan. Ay, hem yaş genç, hem 7 aylık taze evliler. Eşin kaç yaşında? Bu da 23 yaşında. Ay, ya böyle korkmadınız mı ya bu genç yaşta evlilik yapmaya? Yani aniden oldu aslanım, ben de fark etmedim. Bir anda evlendik. Ama mutluyum, çok mutluyum yani. Hiç pişman değilim. Hay Allah mesut etsin bir tane. 18 yaşında da aynı kişiyle evlenebilirdim. Diyorsun. Vay evet. Canına. Yani 28 yaşında da evlenirdin, 38 18 yaşında 18'de de hep her yaşta evlenirdim. Nedir kocanın yani. Adı? Mükremin Yasin. Mükremin Yasin'le evlenirdim diyorsun. Evet. O da Konyalı, sen de Konyalısın. Evet. Harika. Evet değerli izleyenler. Konya'da 4. günümüzdeyiz bugün. Finale sadece bir gün kaldı. Kimi kendine rakip görüyorsun? Kimi kendime rakip görüyorum? Kimseyi görmüyorum aslanım.
Hadi ya. Ben her şeyde harikaydım bence. Ay bir şey söyleyeceğim, şu ortadaki kırlentin dün Ebru'nun pekli kanepesinden değil mi aynı kumaş? Benziyor. Benziyor mu? Aynısı. Ama ben onun modelini asla bir şey demedim çünkü çok beğendim. Yani koltuk takımını beğendiğimi zaten söyledim. E hadi bakalım. Kapı çaldı. Kalk kalk. Bekletme. Ben gideyim. Hadi. Buyurun kızlar, evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen söyleyeyim. Konyalım yürü, yürü yavrum yürü. Pizdanını sürü. Şimdi de geçti buradan. Konyalım diri. Hemen size kolonyalarını sıkayım hanımlar. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Aferin kız, tam bir Konyalı'ya yakışır ki karşıladın bizleri. Teşekkür ederim. Salon ne tarafta? Nereye geçelim? Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun hanımlar. Karşılamasını beğendim. Normaldi, hani standart. Sıradandı biraz ama yani normal, güzel yani. Bir yorum yapılmaz. Yani sıradan diyemem tabii ki de. Bizlere şarkı söyledi. Biz de ona eşlik ettik. Güzeldi yine.